Değerli Ergin Gayrimenkul takipçileri, hepinizi Çanakkale Merkez Alanköy'den sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Değerli takipçilerim, bugün Kaz Dağları'nın merkezi olan Çanakkale Merkez'in en güzel köylerinden bir tanesi, ormanların içerisinde, Kaz Dağları'nın eteklerinde Alanköy'deyiz ve bu Alanköy'de köyün merkezine 350 metre mesafede olan ve şu anda bulunduğumuz noktaya Çanakkale Balıkesir otoyoluna da yaklaşık 1,5 kilometre mesafede olan Alanköy'deyiz. Değerli izleyicilerim, birazdan size bu tabiat harikası, ormanların içerisinde olan muhteşem coğrafyasıyla hem köye yakın, hem Balıkesir Çanakkale otoyoluna yakın, hem de görmüş olduğunuz gibi Kaz Dağları'nın içerisinde doğasıyla muhteşem olan bu tarlamızın tanıtımını size yapacağım. Burası da Alanköy'ün cemiyet alanı, piknik alanı. Değerli izleyicilerim, bulunduğumuz noktadan tarlamız 1,5 kilometre mesafede. Tarlamızın yolu da var. Şimdi buyurun hep beraber gidelim, gezelim, görelim. Bu tabiat harikası tarlamızı size kısa bir tanıtımını yapayım. Beni izlemeye devam edin değerli izleyicilerim. Değerli Ergin Gayrimenkul takipçileri, Çanakkale İl Merkez Alanköy'deyiz değerli izleyicilerim. Burada çok güzel bir tarlamız var. 3484 metrekare müstakil bir tarlamız var. Değerli izleyicilerim, bu tarlamız şu anki bulunduğumuz noktadan Alanköy'e yaklaşık 350 metre mesafesi var. Köye çok yakın. Aynı zamanda yine bulunmuş olduğumuz noktadan Çanakkale Balıkesir otoyoluna da yaklaşık 1500 metre mesafesi var. Ve Çanakkale İl Merkezi de değerli izleyicilerim 30 kilometre mesafesi var. Yani bu tarlamız ve bu köy Çanakkale İl Merkezi'ne bağlı köy Alanköy. Yani hiçbir ilçeye bağlı değil. İl Merkez Tapusu, İl Merkez Köy Tapusu. Değerli izleyicilerim, Kaz Dağları'nın merkezi olan Çanakkale'deyiz. Şu anda inanın Kaz Dağları'nın tam ortasındayız. Ve burada çok güzel Kaz Dağları'nın eteklerinde olan Alanköy'de ve burada çok güzel bir tarlamız var. Bu tarlamız, değerli izleyicilerim, resmi kadastro yolu yok. Yalnız bu yol orman ulaşım yolu. Yani orman işletmenin ulaşım yolu. Etrafı ormanlarla çevrili. Yerimiz hemen bulunmuş olduğumuz noktadan başlıyor. Buradan başlıyor. Şu görmüş olduğunuz alan. Yani yolla aramızda değerli izleyicilerim yaklaşık 1,5 metre, 2 metre mesafe var. Şimdi birazdan sizle beraber bu tarlamızı gezelim. Tarlamızın içine gidelim. Tarlamız hemen bu taraf. Değerli izleyicilerim, tarlamızın kenarından köy Alanköy'e giden, hemen şöyle kameraman arkadaşım yaklaşırsa bana doğru biraz, Alanköy'e giden şebeke suyu var. Görmüş olduğunuz gibi hemen burası. Bu şebeke suyuna da tarlamız sınır ve görmüş olduğunuz gibi yine Alanköy'e giden elektrik hattına da gerçekten çok yakın. Yalnız bu tarlamız imarsız bir tarla. Bu tarlamızın şu an imarı yok ve bu yolda sadece orman işletim yolu, orman ulaşım yolu bu yolun içerisinde. Yani sol tarafımız orman, tarlamızın sağı orman, solu orman, arka tarafı orman. Değerli izleyicilerim, ormanların ortasında olan harika bir yer. Şimdi sizle beraber buyurun tarlamıza gidelim, gezelim, görelim. Bu güzel tarlamızı size şöyle içinde de kısa bir göstereyim. Değerli izleyicilerim, tarlamız görmüş olduğunuz gibi elektrik direğinin hemen yanında. Burası da şu anda tarlamızın sınırlarına girdik. Bu da orman köye giden işletim suyu. Yani köy işletim suyu. Buradan da şebeke suyu. Buradan da su alabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerim, tarlamızın içerisinde meşe ağaçları var. Gerçekten bir cennet bahçesi gibi. Doğanın içerisinde muhteşem bir yer. Kaz Dağları'nın merkezindeyiz. Doğanın içerisindeyiz. Değerli izleyicilerim, gelin siz de büyük şehirlerden kurtulun. Gelin siz de hava kirliliğinden kurtulun. Gelin siz de bu doğanın, bu tabiatın güzelliğinde yaşayın.
Evet, yerimiz şu görmüş olduğumuz alan. Tabii ki burası açık alan ama genelinde hep tarlamızın ağaçlar var. Meşe ağaçları var. Nostaljik ağaçlar var. Burada görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir nostaljik bir ağacımız var böyle. Tabii ki sonbahardayız. Bu ağacın alt tarafında sınırları başlıyor. Evet. Şu anda tarlamızın içerisinde geziyoruz. Değerli izleyicilerim, inanın muhteşem bir yer, yaşanacak yer. Çanakkale Balıkesir otoyoluna yakın. Evet, burada da görmüş olduğunuz gibi yine böyle nostaljik ağaçlarımız var. Doğanın içerisinde muhteşem bir yer. Şu anda tarlamızın alt sınırındayız. Değerli izleyicilerim, sizi buraya davet ediyorum. Gelin siz de doğayla iç içe yaşayın. Gelin siz de burada bu güzel hayatı, bu güzel coğrafyayı yaşayın. Şimdi etrafı ormanlarla çevrili olan bu güzel tarlamızdayız. Evet, burada da yine böyle bir nostaljik bir ağacımız var. Bu ağacın dibine bir ağaç ev yapabilirsiniz. Kütük ev yapabilirsiniz. Beton giren tüm zeminler yasak değerli izleyicilerim. Evet, şu anda tarlamızın üst sınırındayız. Alt tarafa kadar, yani aşağıda arabamız gözüküyor. Alt tarafa kadar bizim. Yine tarlamızın burada görmüş olduğunuz gibi çok 100 yıllık bir meşe ağacı var. Evet, tarlamızın hemen üst sınırından devam ediyoruz. Şimdi değerli izleyicilerim, sizi neden buraya davet ediyorum? Evet, görüyorsunuz değil mi? Kaz Dağları'nın içerisinde muhteşem bir coğrafya. Gelin siz de bu coğrafyada, bu tabiat harikasında, şurada görmüş olduğunuz gibi böyle nostaljik ağacımız da var. Gelin yaşayın. Gelin sizin de burada bir eviniz olsun. Sizin de burada doğayla iç içe yaşayabileceğiniz bir bahçeniz olsun. Şimdi değerli izleyicilerim, özellikle şunu ifade etmek istiyorum sizlere. Doğayla iç içe yaşarsanız bir defa sağlıklı olursunuz. Stresten uzak, çok güzel bir, huzurlu bir hayatınız olur. Değerli izleyicilerim, burası hem geleceğinize, evlatlarınıza güzel bir yatırım olacak, hem de sağlığınıza bir yatırım olacak. Ve dünyanın en güzel şehri, en kutsal şehri, Şehitler Diyarı Çanakkale'nin merkez köyü burası. Dünyanın en güzel, en bol oksijeni olan Kaz Dağları'nın merkezi olan Alanköy'deyiz. Bu tarla size hem sağlık açısından kazandıracak, hem de gelecekte güzel bir yatırım olacak. Şimdi burası imarsız bir yer. Her ne kadar da yolun kenarında olsa dahi o yol resmi yol değil. O yol orman işletmenin yolu. Ama avantajları çok fazla. Köye çok yakın. Yolun dibinde elektrik ve su hattına çok yakın. Buraya beton giren her şey yasak. Buraya sadece değerli izleyicilerim, yapabileceğiniz tek şey ağaç ev, kütük ev, konteyner. Yani siz de yazları gelip burada yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda değerli izleyicilerim, burayı ekoturizme çevirme imkanınız var. Yani ekoturizme uygun bir yer. Ama şu anda ekoturizm imarlı değil. Dolayısıyla ekoturizme burayı çevirebilirsiniz. Bu doğanın, bu şu tabiatın içerisinde de güzel bir yaşam sürebilirsiniz. Bu arazimiz çok güzel. Lütfen acele edin. Gelin bu araziyi alın. Pandemiden ve pandemi virüsünün bize vermiş olduğu stresten uzak durun. Yazları gelin burada doğayla iç içe yaşayın. Bir defa su problemi yok. Elektriği güneş enerjisiyle halledebilirsiniz ama burada elektrik direği var. Bir şekilde çiftçilik kaydıyla da o elektriği de alabilirsiniz. Şu anda imarı yok. Ekoturizme uygun bir yer. Alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Ve sizi değerli izleyicilerim, bu tabiat harikasına davet ediyorum. Doğal güzellikleriyle ünlü Kaz Dağları'nın en güzel köyü olan Alanköy'e davet ediyorum. Ve sizi bu tarlamıza davet ediyorum. Alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Lütfen beni izlemeye devam edin. Benim YouTube kanalıma abone olun. Sizlerin moraline, desteğine çok ihtiyacım var.
en güzel yerleri size sunmaya çalışacağım. En doğru bilgiyle, en doğru yatırımla size elimden geldiği kadar destek olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli izleyiciler.